Sizinle alay edip etmediğimi mi soruyorsunuz bayan? Bir adamın hiç aşka tutulmamış olmasını imkansız mı sandınız? Öyleyse söyleyeyim. İşte ben şimdiye kadar kimseyi sevmedim. Ama kimseyi. Bu neden böyle oldu farkında değilim. Asla aşk denen o kalp sarhoşluğu içinde bulunmadım. Bir kadın hayalinin bizi ortasına attığı rüyayı, heyecanı, çılgınlığı hiç mi hiç yaşamadım? Birdenbire benim için bütün saadetlerden daha istenir, bütün mahluklardan daha güzel, bütün dünyadan daha ehemmiyetli olmuş bir insanı beklemek veya el altında tutmak kaygısıyla katiyen kurcalanmadım. Oyulmadım, ateşlenip havalanmadım. İçinizden hiçbiri için ağlamadım, acı çekmedim. Sevgiliyi düşünerek göz kırpmadan geçirdiğim geceler olmadı. Onu anmanın ve onu kurmanın aydınlattığı uyanışları bilmiyorum. O geleceği zaman duyulan çıldırtıcı ümit kesikliğini, odada hafif bir menekşe ve et kokusu bırakarak kaçtığı vakit tadılan ilahi hüznü tanıdığım yok. Evet, ben hiç sevmedim. Bunun niçin böyle olduğunu ben de kendi kendime çok sordum. Fakat katiyen bilmiyorum. Ama bazı sebepler bulmadım değil. Yalnız bunlar metafiziğe dokunur ve belki de sizce dünyada anlaşılamaz. Öyle sanıyorum ki ben zevklerine çok varmak için kadınları fazla tartıyorum. Bu sözümden dolayı affınızı rica ediyorum. Anlatayım. Her mahlukta bir mana, bir de madde tarafı vardır. Sevebilmek için benim bu iki taraf arasında asla bulamadığım bir ahenge rastlamam lazım. Daima ikisinden biri daha ağır basıyor. Bazen mana, bazen madde. Kendisini sevebilelim diye bir kadından istediğimiz zekanın erkek zekasıyla hiç münasebeti yok. Kadın zekasında hem fazla hem de eksik bir taraf olacaktır. Kadının açık, nazik, duygulu, ince, kolay kapar bir zekası bulunmalıdır. O fikir işinde ne kudrete ne de önayak olmaya muhtaçtır. Fakat iyiliğe, hoşluğa, bağlanışa, kıvraklığa ve kendisini az zamanda hayat ortağına benzetecek uysallığa sahip olması şarttır. Onun en büyük hassası, vücutta dokunmanın oynadığı rolü zekada temsil eden sezinlemeden bu ince duygudan ibaret kalmalıdır. Bu ona zeka nizamı içinde binlerce küçük şeyler, kenarlar, köşeler ve şekiller buldurur. Güzel kadınların çok defa kendileriyle mütenasip bir zekaları yoktur. Onun için en küçük ahenksizliği hemen fark eder ve ilk bakışta kuşkulanırım. Dostlukta bunun hiç ehemmiyeti yoktur. Dostluk, içinde kusurlara da, meziyetlere de yer verilen bir akittir. Kadın erkek bir dost için herhangi bir hüküm verilebilir. Derin ve hoş bir iç anlaşmasına bağlanılarak onların iyi taraflarına güvenilir, fena taraflarına göz yumulur ve kıymetleri olduğu gibi ölçülür. Sevgide kör olmak, kendini bütün bütün kaptırmak, bir şeyi görmemek, bir şeyi teraziye vurmamak, bir şey anlamamak lazımdır. Güzellikleri olduğu kadar zayıflara da tapınabilmeli, düşünmenin, hüküm vermenin, zeki davranmanın her türlüsünü bir kenara bırakmalıdır. Ben bu körlüğe, ehliyetsiz ve gözü kapalı bağlanışa düşmanım. Hepsi bu kadar da değil. Benim ahenk hakkında öyle yüksek ve sarsılmaz bir fikrim vardır ki, dünyada hiçbir şey benim idealime uygun düşemez. İhtimal bana deli diyeceksiniz. Fakat dinleyin. Bana göre bir kadın, aralarında kusursuz bir ahenk olmaksızın da güzel bir ruhla boş bir vücuda sahiplik edebilir. Yani burunları herhangi bir şekilde yapılmış insanların, herhangi bir şekilde düşünmeleri lazım gelmediğini söylemek istiyorum. Bununla beraber şişmanların zayıflarla aynı kelime ve cümleleri kullanmaya hakları yoktur. Siz ki mavi gözlüsünüz bayan. Hayatı kara gözlü olduğunuz takdirdeki şekilde karşılayamaz, eşya ve hadiseler hakkında o türlü hüküm veremezsiniz. Bakışınızın hususiyetleri ister istemez düşünüşünüzün hususiyetlerine karşıdır. Bu cihetleri sezmekte benim burnum bir av köpeği kadar koku alır. Siz isterseniz gülün. Bu böyledir. Ama bir gün ben de bir saat kadar sevdiğimi zannettim. Ben de bir budala gibi olayların ve etrafın tesirine kapıldım. Kendimi bir sabah serabının oyalamasına bıraktım.
İsterseniz bu kısa hikayeyi size anlatayım. Bir akşam bir şair havailiyle beraberinde bir ırmak ve bir kayık gecesi geçirmek isteyen güzel ve delişmen bir küçük bayana rast gelmiştim. Kendi hesabıma oda ve yatak daha hoşuma giderdi. Bununla beraber nehirle sandalı kabul ettim. Hazirandı. Arkadaşım hayalini alabildiğine tatmin için mehtaplı bir gece seçti. Su kenarında bir lokantada akşam yemeğini yedik. Ve sonra saat 10'a doğru kayığa bindik. Hareketimizi pek saçma buluyor fakat kızdan hoşlandığım için pek aldırış etmiyordum. Karşısına oturdum, kürekleri aldım, açıldık. Manzaranın hoş olduğunu inkar edemem. İçi bülbül dolu ağaçlık bir adanın kıyısından gidiyorduk. Akıntı, gümüş titremeler kaplı ırmakta bizi hızlı hızlı götürüyordu. Kara kurbağalar ortalığı açık ve hep aynı sesleriyle dolduruyor, yeşil kurbağalarsa kenarın otları arasında avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Akan suyun kayması da etrafımızda ayrıca karışık, hemen hemen duyulmaz, endişe veren bir uğultu yapıyor ve bize gizli kapaklı, sebepsiz bir korku duygusu veriyordu. İçimize ılık gecelerin ve ay altında ışıldayan nehirlerin tatlı füsunu sinmekteydi. Bu şekilde yaşamak, sularda gezmek, hülya kurmak ve yanında güzel, heyecanlanmış bir genç kadın duymak hoş bir şeydi. Gecenin soluk aydınlığında arkadaşımı düşünerekten biraz içi kalkmış, biraz bulanmış ve dumanlanmıştım. Kadın, "Şöyle yanıma oturun," dedi. İtaat ettim. Sonra ilave etti. "Bana şiir okuyun." Bunu fazla buldum ve reddettim. Aydan tutun da kafiyeye kadar her şey, bütün his orkestrası tamam olacaktı. Nihayet razı geldim ve ona alay olsun diye Louis Bolen'in şu kıtalarla biten nefis bir parçasını okudum. "Ben bilhassa yıldızlara dudaklarında bir isimle bakan ve terkisinde kim olursa olsun bir kadın taşımadıkça uçsuz bucaksız dünyayı bomboş bulan şu sulu gözlü saz şairlerinden tiksinirim. Asıl hoşa gidecek adamlar, gözler biraz da şu zavallı dünyaya çevrilsin diye kadınları ovada, yemiş ağaçlarının dibine bırakıp, yeşil bayırların tepesine beyaz harp flaması dikmeye koşanlardır. İnişli çıkışlı sel yollarını tek başına aşmayanlar ve ormanların gürültüsüyle akıllarına hep kadın gelenler. Hiç şüphesiz ilahi musikiyi, titrek sesli, ebedi tabiatı anlamamışlardır." Ben azar bekliyordum, halbuki öyle olmadı. "Ne kadar doğru," diye mırıldandı. Ağzım açık kaldı. Şiiri kavramış mıydı? Kayığımız yavaş yavaş yüksek kıyıya yanaştı ve bir söğüde takılarak durdu. Arkadaşımı belinden yakaladım, yavaşça dudaklarımı ensesine yaklaştırdım. Fakat birdenbire kızgın bir hareketle beni itti. "Çekilin bakayım, kabalık mı edeceksiniz?" Kendisini bırakmamaya çalışıyordum. Çırpındı, ağaca sarıldı ve az daha sandalı devirecek oldu. Isrardan vazgeçmeyi uygun buldum. Dedi ki, "Kayığı alabora ederim ha." "Ben böyle iyiyim, hülya kuruyorum. Bundan hala ne olabilir?" Sonra sesinde bir alay manasıyla ilave etti. "Demin okuduğunuz mısraları ne çabuk unuttunuz." Doğru söylüyordum. Sustum. O durmadı. "Hadi bakalım küreye." Ben de yeniden asıldım. Geceyi uzun ve vaziyetimi gülünç bulmaya başlıyordum. Arkadaşım sordu. "Bana vaat eder misiniz?" "Neyi?" "Sakin, münasip ve hesaplı davranmayı. Bir müsaadekarlık göstereceğim de." "Hay hay, söyleyin." "İşte kayığın dibinde sırt üstü yanınıza uzanmak ve öylece yıldızlara bakmak istiyorum." "Mükemmel," diye haykırdım. Tekrar atıldı. "Anlamıyorsunuz. Yan yana yatacağız. Fakat bana dokunmanız, sarılmanız ve beni okşamanız yasak." "Vaat ettim." O haber verdi. "Kımıldarsanız kayık batar."
Suyun akıntısıyla ilerlerken yan yana, gözlerimiz havada uzandık. Sandalın belli belirsiz kımıldanışları bizi sallıyordu. Artık gecenin hafif gürültülerini kayığın dibinde daha seçkin duyuyor, bazen de titriyorduk. Ve ben içimde acayip, yakıcı bir heyecanın, sonsuz bir rikkatin, sarılmak için kollarımı ve sevmek için kalbimi açmak, kendimi, kafamı, vücudumu, hayatımı, bütün varlığımı birisine vermek ihtiyacına benzer bir şeyin gittikçe büyüdüğünü seziyordum. Arkadaşım rüya görüyormuş gibi mırıldandı. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Bana dünyayı arkamıza bıraktık gibi geliyor. Bu dakika ne hoş. Ah, siz beni sevmiş olsaydınız biraz. Kalbim çarpmaya başladı. Hiç cevap veremedim. Onu sevdiğimi zannettim. Artık hiçbir kaba isteğim yoktu. Böyle onun yanında memnundum. Ve bu bana yetiyordu. Uzun, uzun bir zaman kıpırdamadan kaldık. El ele vermiştik. Tatlı bir kuvvet bizi hareketsizleştirmekteydi. Bilinmez yüksek bir kuvvet, birbirine dokunmadan birbirinin olan bitişik vücutlarımızın temiz, içten ve mutlak bağlanışı. Bu nasıl şeydi? Farkında mıyım ki? Aşk, ihtimal. Sular yavaş yavaş ağrıyordu. Saat 3'tü. Gökyüzünü büyük bir beyazlık kaplamaya başlamıştı. Kayık bir şeye çarptı. Doğruldum. Küçücük bir adaya yanaşmıştık. Birdenbire şaşırıp baka kaldım. Karşımda genişleyen gökler baştan başa kırmızı, pembe, açık, mor renkler içinde pırıl pırıl yanıyor, altından dumanlara benzeyen tutuşmuş bulutlar ufukları benekliyordu. Nehir kıpkırmızıydı ve bir kıyıda üç ev sanki yanıyordu. Arkadaşıma eğildim. Ona bakın diyecektim. Fakat sözüm ağzımda kaldı. Dondum. Kayıkta bambaşka biri vardı. O da pembeydi. Üzerine gökten biraz renk damlamış bir deri pembeliği içindeydi. Saçları pembe, gözleri pembe, dişleri pembe, elbisesi, tenteneleri, gülüşü, her şeyi pembe, pembeydi. O kadar hoşlandım ki, hakikaten yanımda bir şafak söküyor sandım. Bana dudaklarını uzatarak ağır ağır doğruluyordu. Ben de titreyerek gökyüzünü öpeceğimi, saadeti öpeceğimi, kadın olmuş Hülya'yı, insan derisinin içine girmiş ideali öpeceğimi sezdiğim için çıldırarak ona doğru eğiliyordum. Tam bu sırada bana, ''Saçlarınızda bir tırtıl var.'' dedi. Meğer bunun için gülüyormuş. Kafama bir topuz inmiş gibi oldu. Hayatta her beklediğimi kaybetmişçesine ansızın kesildiğimi duydum. İşte bayan, hepsi bu. Biliyorum ki çocukça, sersemce, ahmakça bir şey. Fakat o günden beri ben artık hiç sevmeyeceğimi zannediyorum. Ama kim bilir? Üzerinde bu mektup bulunan delikanlı, Bougival'le Marley arasında CN'den çıkarılmıştır. Bu kağıdı kim olduğunu anlamak için onun ceplerini karıştıran iyi kalpli bir kayıkçı getirdi.